Herkese Kızıl bir Ekim sabahından Ziyolenka'dan yeniden selamlar. Yeni bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Evet, en son bölümde bildiğiniz üzere bu tarlalardan mısır silajını yaptık ve hayvanlar için üzerini kapattık. Tabii ki zaman ilerliyor ve mısır silajı kendi kendine fermente oluyor orada. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün tarlaları birleştireceğim. Bugün tarlalarda çalışacağız. Bayağı bir işimiz var. Tarla birleşimi var. Ardından tarla analizi yapacağız. Toprak analizi yapacağız. Şu tarlayı, yani bu ikisini ve ileridekileri, yani burayı 3 tarlayı komple bir tarla yapacağım. Buradan başlayacağım birleştirme işlemine. Birleştirme işleminin bir kısmını göstereceğim sizlere. Diğer kısımları hemen hızlı bir şekilde atlayacağız. Ardından toprak analizi yapacağız. Ziraat mühendisi olacağız bugün ve ne yapacağız? Tabii ki de sezonu gelecek ve şeker pancarı ekeceğiz. Bu arada ben ağaçla ilgili olan işletmeleri hallettim. Yoklar artık onlar. Hatta yıktım, şöyle geçelim hemen haritadan. Artık burada bir şeker fabrikamız var. Şu an çalışmıyor. Buraya şeker fabrikası kurdum. Artık ağaçla ilgili olaylar bu haritada mevcut olmayacaklar. Buraya şeker fabrikasını kurdum. Tabii ki de bu şeker fabrikası şeker pancarı hasatından sonra çalışmaya başlayacak. Şimdi işimiz ne? İşimiz burada tarla birleştirmek. Ne yaptık? Tarla sınırını koru. Tarla oluşturma izin ver dedik. Başlayalım. Hepiniz yeni bölüme tekrardan hoş geldiniz. Bugün tarlaları birleştireceğiz. Toprak analizini yapacağız ve tabii ki de ne yapacağız? Sıvı hayvan gübresi uygulayacağız. Doğal gübre uygulayacağız hayvanlarda. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü orada bayağı bir şey birikti. Hayvan gübresi, yani sıvı hayvan gübresi birikti. O yüzden ne yapacağız? Tabii ki de sıvı hayvan gübresi uygulayacağız tarlalara. Ve yeni bölümümüz başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Şöyle hızlıca bir kısımlarını birleştireceğim. Sonra boydan boya gideceğim ama tabii ki önce uç kısımları ve baş kısımları birleştirmek önemli burada. Ondan sonra git gel yapacağım, buraları hızlıca atlayacağız. Gün doğuyor. Saat 8.18 tabii ki. Harcadık paramız yine. 440 bin civarı bir paramız var. Fabrikalara falan bakamadım. Zaten onlar hiç sıra gelmedi. Şimdi gidelim şu diğer taraflardan birleşim yapacağız. Zaten tek bir traktörle çalışacağım için fark etmiyor hangisi olduğu. Yani şu gördüğünüz yan taraf ve bu ikisi, toplamda 3 tarlayı birbiriyle birleştireceğim. Burada tabii ki de büyük traktörüm var. Bunu bu arada gübre makinesine muhtemelen, yani o sıvı gübre atacağım, cihaza takacağım muhtemelen. Çünkü o anca gücü yettiği için. Ya bu traktör daha güçlü, daha doğrusu. Daha güçlü bir traktör olduğu için bunu kullanacağız burada. Tarla birleştirme F1'e bastıktan sonra şöyle Y tuşuna bastığınızda sizler de bu şekilde tarlaları büyütüp birleştirir ve yeni tarlalar oluşturabilirsiniz. Hemen tarla sınırlarından halledip hemen bir de üçüncü çizgi, ondan sonraki kısımlar zaten otomatikman birleşecek olan alanlar. Hemen şu başa da gidelim. Sonra oraları hızlıca geçeceğim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Seri olan ilginiz için tekrardan hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sizler için her şeyin en güzelini, en kalitelisini sunmaya, göstermeye ve anlatmaya çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şurayı da birleştirelim ve o araları bir hızlıca geçelim. Sizi sıkmayacağım buralarda. Asıl iş işte bu. Toprak analizini yaparken ve orada gübrelemeyi yaparken ki olaylar, orada anlatacağım sizlere bu olaylar ne için yapılıyor veya yapılmasındaki amaç ne. Yani gerçekte ziraat mühendisleri zaten bu tarz uygulamaları yapıyor. Bütün çiftçiler topraklarındaki doğru şeyleri bulabilmek için, doğru olanları bulabilmek için bu tarz uygulamaları zaten yapıyorlar. Buradan da tüm çiftçi abilerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza selamlar. Şimdi tamam, bu olayı bitirdim. Yani uç kısımlardan birleştirdim. Artık ben bundan sonrasını hızlıca bir geçeyim. Sizleri burada sıkmak istemiyorum. Bu alanları
Hemen ben kendim bir halledeyim. Sonra analize geçelim. Görüşürüz. Evet, ne yaptık? Bitirdik. Zaten çok uzun sürmedi. Küçük bir alandı. Hemen şu kalan önümdeki küçük yeri de birleştiriyorum ve 3 tarlayı 1 tarlaya çevirdik bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Toprak analiz cihazını getireceğiz. Tabii o iş de uzun sürecek aslında da. Yani yine onların bir kısmını da tekrardan size göstereceğim. Ona tekrardan bir bakacağız. Şimdi ne yapacağım? Şu traktörü uygun bir yere çekelim. Şunu kapatalım. Şimdi geldik işin en hassas noktasına. İşte mühendisliği yapacağımız nokta aslında. Harita açacağız. Şimdi buradaki kullandığımız mod hassas tarım DLC'si, daha doğrusu ücretsiz bir DLC, bir çoğunuzun bildiği üzere. Ve şöyle bir durum var. Yani bunları zaten ben birkaç kere linkini paylaşmıştım, cihazı açalım. Ya tekrardan sizler için videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Zaten daha önceki videolarımda da bu mevcut. Şimdi bunu kullanırken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şu yuvarlak alan var ya haritadaki, yeşil alan. Bu yeşil alanın kapsadığı alan kadar şöyle gittiğinizde, mesela bu alan, bu alanda B tuşuna bastığımızda o alanı komple kapsıyor. Yani aslında kocaman tarlalarımız var, evet. Ama bir seferde 3 adet toprak örneği alıyoruz. Bakın şimdi ayrıldığında o toprak örneğini aldığı nokta gördüğünüz üzere kahverengi. Şimdi toprak tiplerini ölçmek için, yani tarlamızdaki toprak tipi nedir, nasıldır mevzusu aslında burada başlıyor. Şimdi yuvarlak alanı, yani kapsayabildiğiniz kadar, gidebildiğiniz kadar gidin. Yani buradan aldığımız örnekle biz bu kadar geniş bir alanda mevcuttaki tarlamızın toprak analizini yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar gideceğim. Şöyle kalacağız. Şimdi burada kaçırmamaya çalışın hiçbir noktayı. Çünkü çok önemli bir husus. Yani kaçırmamak her zaman daha iyi olur sizler için. O yüzden kaçırmayın arkadaşlar. Bu alanlarda yani işte noktalar vesaireler. Şimdi 3 tane aldık. Bunu laboratuvara göndereceğiz. Şimdi onlar laboratuvara gittiler. Bakın, ilk sonuç geldi. Şimdi ilk sonuç da geldiğinde nereden bakacağız? Şurada. DLC yüklediğinizde gelecek olan ekranınıza bir şey var. Ne var? Hassas tarım bölümü var. Şimdi buradaki toprağın neymiş? Sadece kilmiş. Bakın. Buradaki toprak kil. Şimdi buradaki toprak kil. Şunlardan da çıkabilir. Yani siltli kil, kumlu kil, kirli kum, bunlardan da çıkabilir. Şimdi bunu bitirdikten sonraki olayımız işte sıvı hayvan gübresi nitrojen olayını uygulamak olacak. Zaten buradaki önemli husus da o nitrojen olayını uygulamak olacak. Şimdi şöyle geri alıyorum. Dedim ya, hiçbir alanı kaçırmamanız gerçekten çok önemli bir husus. Bu küçük aracımızla bu işi yapacağız. Toprak numunesi alınan alanlar kahverengiyle belirtiliyor. Yani tarla dediğim gibi hani uzun sürmüyor. Ama hani büyük bir alana yayıldığı için, yani bu şekilde tarlayı gezerek numunenizi alın. Yani bu önemli aslında, güzel hani oyununuza, oynadığınız oyuna tecrübe katan bir olay. Yani tarla kocaman, evet. Hani küçücük bir alanı almıyor, kocaman bir alanı kapsıyor aslında. Yani burada sonuçta aldığı analizi laboratuvara gönderiyorsunuz. B tuşuyla, bilmeyenler için F1'i açabilirsiniz. B tuşuyla numune alırsınız. 3 numuneden sonra Y tuşuna basarak laboratuvara gönderirsiniz arkadaşlar. Karışık bir şey yok. Aslında keyifli bir oyun tecrübenizi daha da ileriye taşıyacak bir olay var burada. Yani bir işime yarar mı diyorsanız, yok aslında hani oyun, dediğim gibi tamamen oyun tecrübenizi bir üst seviyeye taşıyor. Hani bundan keyif alıyorsanız, çünkü şimdi birazdan ne işe yaradığını da aslında göreceksiniz. Yani bu DLC'yi yüklediğinizde işe yarar. Aslında normal şartlarda zaten böyle bir şey yapma şansınız yok. Yine videonun açıklama kısmına bırakacağım sizler için. Şimdi ben şuraların toprak analizlerini halledeyim hızlıca. Tekrardan şu
Sıvı gübre, nitrojen uygulaması ne için yapılıyor, neden yapılıyor? Bakın ikinci geldiğinde, ikincisinde ne gelmiş gördünüz mü? Bakın. Dedim ya başka şeyler çıkabilir. Şimdi kumlu kil var burada da elimizde ve kirli kum var. Kirli kum, kumlu kil. Yani 3 adet toprakta aslında bizim toprak türümüzde 3 adet madde, toprak türü tespit edilmiş. Şimdi devam edeceğim. Kesmeyeceğim buraları. Şimdi burada ilerlediğimizde başka bir şey çıkabilir mi? Sikli kil. Bunun çıkma ihtimali de var. Yani başka bir toprak türü çıkacak. Ona da bakacağız. Burada sizlere hem gösteriyor hem de bilgiler vermeye çalışıyor. Şimdi burada bakalım yani bir dahakine ne çıkacak. Şimdi her şey çıkabilir. Yani oradaki bütün toprak tipleri aslında bir toprakta çıkabilir ve bunun sonucunda sizin kullanacağınız uygulamanın ne olacağını işte belirlemiş oluyorsunuz aslında. Yani bunu belirlemek tamamen sizlerin elinde. Şimdi bu iş bittiğinde aslında neden biz burada işte analiz yapıyoruz veya neden toprak tiplerini belirliyoruz anlayacaksınız. Çünkü orada sıvı hayvan gübresi atmaya başladığımız zaman aslında işin tamamen gerçek yüzü, ne işe yaradığı, neden yapıldığı ortaya çıkmış olacak. Bakın tarlanın ortasına geldik ya. Yani bu çok şey değil bakın. Hani 3 turda bitecek bir tarla aslında. Yani 3 sefer böyle başlara doğru gideceğiz. Ve ondan sonra olay bitecek aslında. Bakın şu yuvarlığa kapsayacaksınız ama kaçırmamaya çalışın lütfen. Önemli olan burada kaçırmamaya çalışmak. Yani alabildiğiniz kadar alanı avucunuzun şey alın. Buradaki olan o. Açıyı ayarlamak. Sizin elinizde alabildiğiniz kadar numune. Yani boşluk bırakmadan tarladan toprak numunesi almaya çalışın. Çünkü ben toprağın verimini arttıracağım bu yöntemle. Yani alacağınız, aslında alacağınız mahsulün, topraktan alacağınız mahsulün bir tık daha, yani bu nitrojen sıvı gübre uygulamasından sonra bir tık daha arttığını size tarla bilgilerinde aslında analiz gösterecek. Yani bu da zaten hani bu olayın ne kadar ciddi ve gerçekten tecrübe oluşturan bir iş olduğunu göstermek için önemli. Yani bu bölümde şeker pancarı ekebilir miyim bilmiyorum. Muhtemelen ekeceğim, hani ekmeye çalışacağım. Yetişir yetişmez yetiştireceğim muhtemelen. Çünkü bu toprak analizi ve bu gübre atma olayları biraz zaman olarak tabii ki işi uzatacak. Yani bunu her zaman yapmak sizinle. Ben sadece sizlere bu bölüm için bunu göstermek ve aktarmak istiyorum. Hani zaten buradaki olayın ne olduğunu kavramanız benim için önemli olan. O yüzden şu olayı hani ilk tarlada bitirelim ve ilk tarlamıza bir nitrojen uygulaması yapalım. Aradaki farkı sizlere orada göstereceğim. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Bakın yani koca tarlama dediğim gibi 3 turda aslında 3 veya 4 turda bitiyor. Yani böyle bir tarla yetişiyor. Tarlanızın büyüklüğüne göre bu uzar veya kısalır süre olarak. Ne kadar çok alan kapsarsanız o kadar iyi. 3 örnek alıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Yani bu şey sizin elinizde tamamen. Şöyle tamam, analizi gönderdik. Bakın hala şey çıkmaya devam ediyor yani. Bazı bölümlerde hala kirli kum. Kumlu kil. Yani müthiş bir toprak değil. Ha bu ne oranda yiyordu işte onu hidrojen ve asıl işte sıvı gübre hidrojen, nitrojen uygulamalarında göreceğiz. Tabii ki bunun için traktörümüzle o taktığımız ekipman da göstereceğim size. Yani o sıvı gübre cihazının üzerine takmamız gerekiyor. İşte orada asıl olayı nasıl yakalıyoruz onu göstereceğim. Yakaladık. İşte buradaki yuvarlığa hemen alıyoruz örneği. İlerleyelim.
Tarlayı sürdükten sonra yapıyorsun bu işlemi. Evet, ilk tarlaların toprak analizi artık son bitti. Şimdi bunu da laboratuvara gönderdim. Şimdi şu makineyi bir katlayalım şimdi. Şimdi ne çıktı, ne oldu bakacağız. 150 euro analizini yaptım. Şimdi 56, 57 ve 58'i birleştirdim. Oralara sonra bakacağım. Hatta aracı o tarafa götüreyim. Ben onu kendim halledip ekibini ona göre ayarlayacağım. Evet, şu arkadaşımız şurada kalsın. Şimdi. Burada. Bakın, nitrojen bulamaç uygulaması diyor. Şimdi burada cihazı alırken markete geldiğimizde sıvı hayvan gübreniz var, ahırınızdayız. Dolu. Yani hali hazırda elinizde sıvı hayvan gübresi var. Şimdi burada traktörünüze ne takıyorsunuz? Bu en faydalısı çünkü ben katı gübreyle de denedim. Gerçekten verim alamıyorum bu şekilde topraktan. Bulamaç tankları. Yani sıvı hayvan gübresini taşıyan tanklardan alıyorsunuz. Ve alırken şöyle beklenti oluyor. Diyelim şunu alalım. Şimdi burada ne var bakın. Jondere gübre algılama diye bir olay var. Şimdi bunu takmazsanız hiçbir esprisi yok olayın. Evet dediğinizde bakın şuraya bir cihaz geliyor. Şu noktaya bakın. İşte bakın burada. Şu taktığımız cihaz. Ne demiş? Jondere gübre algılama. Jondere gübre algılama. Doğal gübrendeki nitrojeni algılayacak. Doğal gübrendeki nitrojen hiçbir zaman homojen olmayacağı için bu sensör tarlanın her yanına aynı miktarda nitrojen uygulaması sağlayacak. Bu sensörle attığınızda sıvı hayvan gübresini her yerine eşit oranla dağılacak ve verimi arttıracağından burada bize bahsediyor. Tabii ki ben cihaza bundan taktım. Şimdi şurada başlayalım doldurmaya. Kaç ton varmış elimizde bizim? Bunlar bayağı da birikti. Bakın 1 milyon tona yakın birikmiş bulamacım burada. Şimdi güzel 916 kaldı. Şimdi ben hani 34.500 litrelik bir tank aldım burada. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Hemen tarla önümüzde zaten. Ben burada ne yaptım? Tarlanın bu çek aslında bayağı bir zorlanacak. Öbür traktörle değiştireyim gerekirse de. Şimdi buradaki olay ne? İkisi de açacağız kolları. Oo, bakın işte ne? Olay ne? Şimdi bakın göstereceğim. Çok korkunç bir durumda tarla. Nitrojen oranı çok kötü. Gerçekten çok kötü nitrojen oranı var şu an. Şimdi ESC'ye basacağız. Tabii ki bu neden böyle? Bunu bir anlayalım. Şimdi toprak tiplerinden sonra tıkladığınızda pH'ın rezalet durumda olması yani şu ne demek biliyor musunuz? Bu çok tehlikeli bir veri. Bunlar bu turuncular. Şimdi bu turuncular böyle. Yani etraf çok fena durumda. Yani bu şimdi burada toprağın verimsizliğini bize gösteriyor aslında. pH, nitrojen. Bakın nitrojen değeri sıfır. Hiç nitrojen yok toprakta. Yani burada pH değerlerini gösteriyor. Biz de tabii ki şu aralıklar yazdı. Şunları yakalayabilirsek 6.75 ile 7'leri toprağımızdan verim alıyoruz demektir anlamına geliyor. Yukarıya gittikçe daha kötü durumda. pH'ten sonra burada bakın bu uygulama hem pH değerini değiştirecek. Şimdi göreceğiz. Hem nitrojen değerini. Nitrojen de tarla bitmiş durumda çünkü hiçbir şekilde analiz yapılmadı ve hiçbir işlem uygulanmadı toprağa. Burada önemli husus, şimdi yapacağımız uygulamada bu nitrojen değerini aşağılara çekeceğiz. Şimdi bunu uzaktan yapmamın sebebi şu tarladaki şeyi dengelemeye çalışıyorum. Hani uzaktan sürüyorum ki çünkü arkamdaki o olayı dengeleyeceğim. Şuradan bir sıra kendim geleceğim yukarıya. Tekrar dönüş yapacağım. Şimdi haritaya yani sol alt köşedeki normal haritamıza bir dikkatli bakın arkadaşlar. Bu uygulamayı yaptığımızda yani hayvan gübresini attığımızda nasıl değişim olacak? Hem nitrojende hem pH değerinde şimdi gözle görülür bir farklılık olacak. Şimdi bunu eğer analiz yapmadan atarsanız hiçbir şey göremezsiniz. Onu bir baştan anlaşalım orada. Yani analiz yapmadan hiçbir şey görme şansınız yok. Şimdi başladık.
Cihazı çalıştırdım. Ama atmıyor gibi. Ya yeni çalıştırmışım bak. Tekrar geri geleceğim. Yani ben çalıştırdığımı zannediyorum ama çalışmamış. Zaten burada tarlanın rengi değişiyor. Şu an çalıştı. Bakın. Bakın şu anki pH, daha doğrusu nitrojen ekranı, şu an haritada görüyorsunuz sol alt köşede. Ne yapıyor? Değiştiriyor. Yani dengesini daha da üst seviyeye taşıyor. Yani burada attığımız sıvı hayvan gübresi. Bakın şöyle de göstereyim size. Şimdi bu alanda gördüğünüz üzere bir değişiklik var. Yani burada sıvı hayvan gübresini uyguluyoruz. Bakın şu anda hassas tarımda geldi. Ne diyor? pH değeri kötü diyor. Şu an 0 ila 4500 kilogram arasında. pH değeri kötü. 6750. Gerçekten berbat durumda diyor. Şimdi bunu bütün tarlaya uygulamadığınızda hiçbir şekilde dengesi değişmeyecek bu olayın. Yani aynı şekilde kötü bir ilerleme kaydedecek. Bu da verimsizlik anlamına geliyor tarlada. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Şu anda uyguluyoruz. Bakın sarıya doğru çekiyor artık haritada rengi. Kırmızıdan. Yani daha iyi oranları yakalayabilmek aslında mümkün. Ama üzerinde çok uğraşılması gerekiyor. Yani şu anda aslında toprağın verimi gerçekten artıyor. Yani ben mahsul ektiğimde normalde aldığımda daha çok verim alacağım anlamına geliyor bu. Şimdi ben bu sırayı yaptım. Bakın renk değişti. Yani buraya sonuçta sıvı hayvan gübresi attık. Şimdi en baştan ne yapacağım? En baştan tekrardan gideceğim. Bu traktör çekmiyor. Bir değişikliğe ihtiyacım var. Hemen şunu değiştireyim. Ondan sonra hemen devam edelim. Evet şimdi ne yaptım? Traktörü düzelttim. Yani değiştirdim onu da. Şunu bir işçiye vereyim. Şimdi bakın. O ne yapıyor? O başladı şu an. Bakın. Haritadaki aynı kısımlarda aynı şekilde aynı düzende ne oluyor? Kırmızı olan nitrojen değeri turuncuya dönüyor. Yani şurada yine ekranın sol üst kısmında bakın. Orada yakalamamız gereken olay, ben ekim sensörünü açmadım da ekimle alakalı da aslında bir şey yok ama traktörde ekim sensörünü açacağım. Hangi tuştu o? Ekin sensörünü açmak alt B. Yine burada traktörde de ekin sensörü var. Yani bu ekin sensörü de ne yapıyor arkadaşlar? Ekim yaparken tarlaya gün ışığına bağlı olarak oradaki yine attığınız tohum oranlarını dengeliyor aslında. Yani o da önemli bir husus tabii ki. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan işçiyle yine burada tabii ki bu uygulama önemli. Ya şey burada tabii ki önemli olan şurada şu, yani sıvı gübre aslında dayanmıyor. Yani doldur, sürekli doldur boşalt yapmak gerekiyor. Yani bu hızlı bitecek ve ne olacak? Hızlı bittiği için biz tekrardan gideceğiz, dolduracağız, geleceğiz. Buradaki hassas noktayı size göstermek benim amacım zaten. Şimdi burada ne var? Bakın. Kıpkırmızıydı tarlamız. Nitrojen değeri. Bakın şurada verimi de söylüyor bize. Şimdi nitrojen pH değeri. pH değerinde şu alanlarda problem yok. Ama şu kırmızı alanları yine bizim amacımız şeye çevirmek. Ama pH'da bir oynama yapmıyor. pH'da başka bir olay var tabii ki. Burada nitrojenle şu an nitrojen değerleriyle oynuyoruz. Bakın şuranın verimi iyi ama ben bu tarlalara toprak analizi yapmadım ve buralarda yapmam gerekecek. Tohum oranları, evet. Bakın. Burada bir sürü olay var. Hemen hızlıca baştan alalım. Bakın. Toprak analizini yaptığımızda toprak tiplerini bize söylüyor. Ve şöyle tıkladığımızda bize bir değer gösteriyor arkadaşlar. Bu değer ne? Şöyle cihaza da bakayım. Bu yapmadığı alanlar olacaktır. Yani bıraktığı yerler. Ben oraları sonradan kontrol edip geçerim. Şimdi buradaki olay ne? Bakın toprak tiplerine geldik. Toprak tiplerine geldiğinizde şunun üstüne bir kere tıklayın. Ve diyor ki ekonomik analizimiz son sıfırlamadan yana olan değerleri gösterir. Toprak numuneleri 34 kez alınmış. 1700 üre mal olmuş. Kireç atılmıyor. Mineral gübre
topraktaki mineral gübreyi gösteriyor. Bakın. Önceden böyleymiş. Yani biz bu kadar maliyetiyle %29 oranında artış sağlamışız. Bulamaç şu an attığımız şey doğal gübre yok. Tohum bu kadar. Yani burada tohum oranlarına fazlalığını gösteriyor. Şimdi toplamda bu diyor. Toplam değerleri göster dediğimizde şöyle toplam değerler. Aslında burada çok bir oynama yok çünkü daha diğer değerlerle biz oynayamadık. Ya yani neyle oynayamadık? Biz şu anda pH'a çalışmıyoruz mesela burada. Neye çalışıyoruz? Nitrojen için düzeltmelerde bulunuyoruz. Bu arada içindeki şey bitti. Burada önemli olan totalde verimi arttırmak. Şuradaki tohum oranlarını tabii biz buraları ekerken tekrardan düşecek. Bunlara da tekrardan tabii ki takiplerini yapmanız gerekiyor. Toprakta ne olduklarını. Şimdi nitrojen dedik. Şimdi şunu kapatalım. Araç ne oldu? Bitirdi. Yani içindeki gübre olayı bitti. Bulamaç olayı bitti. Şimdi gideceğiz tarlaya bir daha alacağız. Bir daha bitireceğiz bu tarlayı. Buraları size elimden geldiğince ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Video uzun olacak tabii ki. Bölüm uzun olacak. Şimdi tekrar gidelim. Yani bundan sonra işte şeker pancarı zaten ekeceğim. Şeker pancarının ekim sezonuna hemen gelecek olursak. Nerede? Mart'ta herhalde ama patates, şeker pancarı. Evet yine Mart ayında zeytin bahçesine takviye yaparken şeker pancarını ekeceğim. Mart'ta da daha var. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 aylık bir süreç var önümüzde. Tabii ki o 4 aylık süreci zamanı hızlandırarak geçeceğiz. Şimdi buradaki olayımız ne? Buradaki olayımız size şu an hassas tarımın evresini göstermek. Orada şeker pancarı ektiğim zaman, yani şeker pancarı ekilecek zamanı değil de hasatında fabrikaya teslim ederken devam edecek olaylar. Şimdi ben nasıl geleceğim? Gelemeyeceğim. Bura karman çorman ya, bu buraları düzelteceğim. Duvarlar falan hiç olmadı. Ben duvarları falan kaldıracağım. İyi değil buraları, yani ortalık vaziyet kötü. Şu duvarları bir halledeyim ya. Bu saçma sapan bir şey yaptım ben burada. Şunu kaldırırsam hiçbir sorun kalmayacak. Hemen şöyle yıkalım. Şimdi orada kaldığı yere gideceğim. Tekrar vereceğim bir şey. Yani buradaki olayları elimden geldiğince size ayrıntılı anlatmayı vermeye çalışıyorum. Zaten bu tarlayı ekerken de, yani bunun üstüne tarlayı ekerken de aslında göstereceğim size bir bölümü. Çünkü buradaki amaç, yani tarlaya o mahsul ekerken aslında değerlerin daha da çok iyileştiğini ve değiştiğini görmeniz. Yani burada belki de yeşil olacak çünkü daha öncesinde yaptığımda aynı şekilde yeşil oldu değerler. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Bu aşamadan sonra nitrojen bulamaç uygulamasından sonra ekim yaparken aslında pH değerleriyle de oynuyoruz ve daha iyi verim sağlıyor. Ayrıca yeşil olmasını da sağlıyor bir nevi. Şimdi şuradan tekrar işçiyi vereceğim. Bu ilk bölümümüzde tabii ki başlangıçta bu olayı gösteriyoruz zaten sizlere. Şöyle bak bırakalım. Şimdi ikinci aşamada, yani aslında o ekim diyorum, Mart ayında size zaten pancarın ekimini de göstereceğim. Yani şeker pancarı ekerken aslında bu turuncu alanların da daha da işte buradaki değerlerde bize aslında şuralara doğru, sarılara ve yeşillere doğru gittiğini göreceksiniz. Bu ekim yaparken bir daha aslında orada ne yapıyor? Doğal, yani suni gübre uygulamalarında tekrardan pH ve nitrojen değerleriyle oynayarak aslında şu bölümlere, şuraları, yüzleri, 140'ları bulacağız. Belki de 160'ları bulacağız. Tabii ki de ekim yaparken o aşamalarda göreceğiz. Şimdi bu tabii ki de hızlı tüketilen bir şey, bu sıvı gübre. Yani o yüzden hayvanları sık sık besleyin. Çünkü sıvı gübre elde etmeniz gerekiyor. Ve bunun için hayvanları sık sık düzenli olarak bütün besinleri, mineralleri verin hayvanlara. Silajınızı verin, mineralli yeminizi verin. Bunların hepsi size sonuçta totalde tarlaya bir dönüş oluyor arkadaşlar. Ve gerçekten hani bu şekilde toprağa bir ziraat mühendisi gibi analiz etmeyi sağladığı için gerçekten güzel bir deneyim sunuyor bizlere. Yani bu bölümde dediğim gibi olay tamamen, bakın neyle başladık, kıpkırmızıydı. Bakın şu bölümler ne oldu? İşte bize turuncu, artık şu bölümleri de bitirecek. Şurada bir nebze iyiymiş. Aslında şu kırmızılık
kıpkırmızı yani 0 kilogram nitrojeni burada yok ediyoruz. Ve ekim aşamasında yine daha da çok daha da güzel şey olacak. Bu değişimler olacak. O yüzden bunlar önemli hususlar. İşçimiz devam ediyor. Yani bu ilk bölümde bunu halledeceğiz. Ben diğer yan tarlanın analizini ve aynı şekilde bu olayı göstermeyeceğim. Burada gördüğünüz olayı burada anlattım. Ekerken yine bu tarlayı göreceğiz. Çünkü burada tekrardan şuraları yakalayacağım. Nitrojende ve verimde artış olduğunu göreceksiniz. Bunları da ekerken tarlaya ekiminde pH oranlarının, nitrojen oranlarının, verimlerinin ve tohum oranlarının direktman değiştiğini tabii ki hep birlikte göreceğiz. Burada önemli olan toprak tipini belirlemek ve ondan sonra buradaki pH, nitrojen, verim ve tohum oranlarını değiştirmekti. Şimdi zaten biz burada nitrojen üstünde çalışıyoruz. Mart ayında şeker pancarı ekeceğim. İki tarafa da çok çıkacak biliyorum belki ama. Yani sonuçta bunları bir yere yığarız. Ya da sadece bir tık bir kısmı ekerim, bir kısmı bırakırım yani. İki tarlaya farklı mahsul ekebilirim. Zeytine takviyem olacak yine o bölümde. Yani bölümünün devamında. Ve bakın şurada başka bir değer yakaladı. Ne yakalamış? 140, 160, 140 ile 160 değerlerini yani 140, 160, 180 yakalayamamış. 180 yok. Bakın 140 ile 160'ı yakalamış şurada. İşte buradaki değer aslında şu yeşil değer, şu oranları da ekim esnasında da yakalayacağız arkadaşlar. O da çok önemli bir husus. Yani burada aynı olayı yapacağız sürekli olarak. Ben burayı bitireyim. O araları zaten atlayacağız. Biraz uzun sürecek o araları geçeceğim. Ondan sonra ne yapacağız? Tabii ki de size ekim mevsimi yani Mart ayı geldi şeker pancarı ekerken oradaki pH nitrojen değerlerinin ne kadar değiştiğini tekrardan göstereceğim. Şu kısımları halledelim ve devam edelim. Evet şimdi ne yaptık? Tabii ki ben bu yan tarlanın toprakla alakalı olan bütün işlerini hallettim. Şöyle bakalım. Burada tabii ki hassas tarımda gördüğünüz üzere iki tarlayı da yaptık. Ne burada silt dikil. Şu alan şöyle göstereyim. Silt dikil, kil olan bölümler bu alanda mevcut. Yine kumlu kil ve kirli kum sadece bu alanda. Yani bir tarlada toplamda 4 tane. Diğer bir tarlada ise 3 tane toprak tipi çıktı. Tabii ki şimdi burada asıl olay pH. Hani dedim ya bazı yerlerde değişik çıkabilir, yüksek çıkabilir. Bakın burada işte. 5,75 ile 6 çıktı pH'ım. Yani buranın pH'ı iyi ama şu tarafta durum biraz daha kritik. Peki burada nitrojen değerleri ne çıktı? Yine nitrojen değerleri ortalama. Yani dedim ya hani ektiğimizde aslında bu şuraları görecek. Yani şuraları görecek. Bakın ben şu bölüme yani şu bölüme şu kısma ne yaptım? Şeker pancarı Mart ayına geldik. Şeker pancarının hani yastık şeklinde bir sıra iki sıra oradan gittim. Otomatikman 180 kilograma çıktı nitrojen değeri orada. Şimdi nitrojen değeri ne yine göz atacağız. Şöyle başlatayım işi. Bakın haritada zaten görüyorsunuz. Traktöre bindiğimde. Şimdi bu işçinin ektiği alanlarda 180 ile 160 arasına geldi nitrojen değeri. Yine şöyle haritadan da bakalım. Bakın şu kısım var. Mesela şimdi burada 140'a kadar geldi. Ama şu en başta mesela ne yapmış? 180'e kadar çıkmış. Yani burada bütün tarlayı ektiğimizde bütün tarlaları ektiğimizde aslında buradaki nitrojen ve pH değeri üzerinde oynama olacak ama şu an mesela bu tarafta pH değerinde hiçbir şekilde oynama gözükmüyor. Buranın pH durumu biraz daha kritik, sıkıntılıyken şu tarafın nitrojen durumu düzeliyor. Yani bakın şu kısımlar hariç. Yani bu iki tarlayı da totalde nitrojen ve pH değerleri bir şekilde az da olsa değişti. Yani başladığımızda kıpkırmızıydı. Bakın sonra ne yaptık?
sıvı gübre, yani hayvan gübresi uygulaması yaptık. Ardından ne yaptık? Ekime geçtik. Şu an şekerpancar ekiyoruz ve bakın sonuç. Bazı yerlerde 200, o şu benim tarlaları birleştirdiğim alanlar. 160 ila 180 arasında değerleri yakaladık şu an burada. Yani buradan iyi bir verim çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada tabi verim tablosunda şu an şu yeşille gözüken alanlar, yani verimi burada %115 verirken şurada %85, %80, %75 gibi. Yani buradaki bana verdiği değerler işte verimin değerleri, tohum oranı şu an hala işte ne buralarda yüksek, bunları değiştiremedim henüz ekim yapmama rağmen ve toprak tipleri bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi buralarda pH değeri değişiyor ve düzeliyor. Çünkü şu an işçiye ne yapıyor? Bakın sol alt köşeden de haritanı takip edebilirsiniz. pH değeri değişiyor çünkü burada şu an ne yapıyoruz? Pancarı ekiyoruz, yani tohum ve tekrardan suni gübre uygulaması yapılıyor. Bu yüzden de buradaki pH değerleri, nitrojen değerleri biraz da olsa düzeliyor. Özellikle nitrojen değerlerinde gözle görülür şekilde değişiklikler var. İşçi burayı eksin, biz fabrikaları bir kontrol edelim. Evet, geldik Mandıra'ya. Mandıra'da durum ne? Şimdi Mandıra'da ben yağları dışarı çıkarttım. Süt zaten dolu. Süt zaten dolu. Ben ne yaptım? Yağları dışarı çıkarttım. Şimdi burada fabrikalara gelecek olursak, İşçi nerede? İşçi böyle gözükmüyor. Ha şurada. Şöyle geliyor. Bakın değerler değişmeye devam ediyor. Buralarda verim artıyor aslında. Şu an fabrika dedik. Fabrikalarda durum ne? Evet. Şimdi ben buraya şu otomatik toplayıcıyı getireceğim. Yağı çıkarttım. Peyniri çıkartacağız dışarı. Şimdi bu şeker ekmemizdeki amaç, bir önceki bölümde de söylemiş olduğum gibi, çikolata için burada şekere ihtiyacım var. Burada şuraya 36 ton şeker verdiğimde fabrikadan çıkan şekeri çikolata üretiminde başlayacak ve çikolatadan da kar elde edeceğiz. Şimdi önce burayı boşaltayım. Ondan sonra ekmek fırınına gidelim. Ardından bütün fabrikaları işte tek tek gezeceğiz. Burada patates cipsi var. Kıyafetler var. Şu fabrikalardan her şeyi bir ayarlayalım. Burada çorbalar dolmuş. Bekleyebilirler. Çorbaların acelesi yok. Buraya yapağı falan getireyim. Yapağı da kalmamış. Hemen şunları hızlıca bir halledelim. Çiftliğe geçiyoruz. Evet, hali hazırda olan batmış bayağı da traktörümü buradan alacağım. Hatta şuna bir su tutalım şurada. Biraz bir temizleriz. Toprak analiz aracımı da buraya çektim böyle. Gördüğünüz gibi. Toprak analiz cihazı da burada. Şimdi ne yapacağım? Ben şu araca bir su tutayım. Sonra şu şeyi alalım, bir gidelim. Yani bu şeyleri toplamam gerekiyor artık. Yapağları oraya komple taşıyacağım. Yani o kıyafet fabrikasının olduğu yere komple taşıyacağım artık burada. Burası bayağı bir iyi oldu. Tek tek onları bir taşıyalım. Ardından diğer fabrikaları gezip mahsulleri, yani çıkan ürünleri dışarı çıkartacağız. Hemen şu şeyi alalım. Toplama römorkunu ve geçelim. Evet, Mandıra'ya geldim. Şunları bir alalım. Şuradakileri alacağım. Tekrar döneceğim bu tarafa. Şöyle yağları buraya bir bırakalım. Zaten peynirde burada 5 tane peynir var. O yüzden şu menüden hemen gelip peynir diyelim ve 5 tane çıkartalım. Önce 4 paret çıkartacağım, o nedense hep orada.
eksik gösteriyor. Sonra bir palet daha çıkartacağım. Toplamda 5 palet. Zaten şu anda süt tekrar yağ ve peynir olarak işlenmeye başlandı. Bu 5 taneyi de alalım buradan. Şöyle dolaşalım. Diğerlerini de alalım. Evet, burada kıyafetleri de topladım. Şimdi şunları tekrar düzelteceğim burada. Burası da tamam. Şimdi şuradan hemen şunu da halledelim. Şu tarafa bir düzenli şekilde koyacağım bunları da. Hemen yan tarafta patates işleme fabrikası var. Oradaki patates cipslerinde hemen şuradan geçiyorum. Alacağım. Burada bayağı bir birikti çünkü. İçi de dolu hatta. O yüzden patates cips fabrikasına geldik arkasında. Şöyle bunları da alalım hızlıca. Buraya bırakacağım bunları. Bıraktık. Ekmek fırınına geçelim. Evet, ekmek fırınına da geldim. Şu köprüyü kazası belası geçelim. Şimdi burada şu ekmekleri alacağım ama zaten üstüne bayağı bir ekmek çıkacak. Tabii ki bu direğe takılmadan geçebilecek miyim? Emin değilim. Taktık biraz. Çekelim şöyle. Şu ekmekleri de alacağım. Tekrar bir düzenleme gerekiyor. Tekrar alıyorum. Evet, 28.000 litre ekmeğim var burada. Tabi ekmekleri de farklı bir yere stoklamam lazım aslında benim de. Yani şu an götürecek yer olmadığı için mecburen bu alana bırakacağım. Şimdi ne kaldı fabrikalarda? Şu an her şeyi aldım. Yani yapağları götüreceğim. Çünkü yapağı hiç kalmamış. Burada çorbalara şu an bakmayacağım. Yani bunlar dolsun, beklesin, önemli değil. Ne yapacağız? Bütün yapağları iptikhaneye taşıyacağım. Hızlıca çiftliğe geçelim. Evet, işçi ikinci tarlaya ekmeye devam ediyor. Şurada hemen sistem üzerinden, hassas tarım üzerinden şu alan gösteriyorum. Tekrardan bakın. Şu an tamamen artık düzene girdi. Nitrojen anlamında. Hani bu tarafın pH'i ama bu tarafın pH'i de maalesef bu şekilde kaldı. Yani bir yere kadar müdahale edebiliyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra zaten isteseniz de olmuyor. Şimdi bu alanlarda söylediğim gibi nitrojen iyi, pH iyi, verim ortalama. Tohum oranlarını maalesef değiştiremiyoruz şu an için. Onlar o şekilde kaldılar. Burada çevre puanında vereceği verim bilgileri mevcut böyle. Tıklayarak hangi alanlardan ne kadar verim elde edebileceğimizi görebiliyoruz. Dediğim gibi pH ve nitrojen değerleri iyi bu şekilde. Burada haritaya ekim takvimine gelecek olursak, şimdi biz burada şeker pancarı ekiyoruz. Şeker fabrikamız tamam kuruldu. Biz muhtemelen Ekim ayının ilk günde hasata başlayacağız ve ardından şeker fabrikasını vereceğiz. Bu bölüm uzun bir bölüm olacak. Ekim işlemi devam ediyor. Tekrardan hasat işleminde görüşeceğiz. Ekim işlemini bitirelim. Hasatta tekrardan buluşacağız. Görüşürüz. Evet, burada ne yaptık? Burada tam olarak iki tarlanın ekimi de bitti ve ardından tabii ki de ilk başta birinci elde yaptığımız toprak analiziyle beraber ardından uyguladığımız sıvı hayvan gübre nitrojen uygulamasıyla birlikte de pH değerinde en azından şu alanda biraz değişiklik gösterdik. Şurada çok etkisi olmadı ama nitrojen anlamında nitrojen şuralardayken şuralardaydı nitrojen aldığımızda ve bu oranları tabii ki de ne yaptık? İşte 120'ler, 100'ler. Ya şu sarıdan itibaren yani 100 ila 180, 200 arasına kadar çektik. Ve bu da
iyi anlamda etkiledi. Tabii verimde bunu göreceğiz. Şimdi ne yaptım? Ben iki tarlaya da şeker pancarı ektim. Komple bitti ekim işi. Şimdi şu traktörü markete götürelim. Oradaki kalan tohumlarımızı bir alalım. Onun haricinde ben tabii ki arada o çimleri de biçtim. Hayvanlar için kurot sağladım ya, yine nereye götürdüm? İnek ahırının olduğu samanlığa götürdüm. Şimdi bunu dolduracağım. Şimdi 5 aylık bir zaman var önümüzde. 5 ayı hızlıca bir geçeceğiz. 5 aylık zamanda ne var önümüzde? Şeker pancar masasına geleceğiz. Bakalım verim etkisine ne kadar etki etti, hep birlikte göreceğiz. Şu araçlar, ekipmanlar bir toplayalım. Ufaktan bir yıkayalım etrafı. Düzeltelim, toparlayalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Tabii ki de hasat sezonuna geliyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasata 1 ay kaldı. Ama ben burada ne yapıyorum şu an? Ben burada nitrojenle mineral gübre uygulaması yapıyorum. Bu da topraktaki nitrojen değerini olumlu yönde etkiliyor. Yani olumlu yönde arttırıyor. İşçiye verdim. Şimdi şöyle yandan yine yastık şeklinde 2 sıra gidecek. Bakın haritada göstereyim, şu sarı olan çizgiler, yani şunlar, şu alanlar. Bakın burada hepsini yaptım. Şurada nitrojen oranları şuralara çekilecek. Veya şuralara. Bakın. Evet, şuna çekildi. Yani işte burada sarı olan nitrojen değerleri düşük olan nereler varsa oralar o şekilde yapılıyor. pH değeriyle söylediğim gibi hiçbir şekilde maalesef bir çözüm bulunamadı. Yani pH değerini daha henüz çözemedim. Ama nitrojende olumlu anlamda iyi yol kat ettik. İşçi kendisi değer tespitini yapıyor. Yani eksik olan alanlara kendisi uyguluyor. Şimdi bu alana uyguladım. Şöyle geleceğim. Bundan sonra tarla boyu. Yani şu şekilde tarla boyu ben onu göndereceğim artık. Kendisi tespit ettiği alanlara geldiğinde, bakın şu sarı çizgiler haritadan da belli oluyor zaten. Bakın yine şurada göstereyim. Şu çizgi çizgi olan alanlar. Bakın oraları artık şu kısımlar, şu kısımlar. Buralara nitrojen, mineral gübre uygulamasıyla suni gübre atarak ne yapıyoruz? Topraktaki verimliği artık çıkarabildiğimiz en son seviyeye çıkartmış olduk. Yani artık oradaki sol üst köşedeki tablodan da göreceksiniz, artık ulaşılan hedef diyor. Bakın kırmızıda başlamıştık. Tarlayı ilk aldığımızda nereye geldik? Yeşile geldik. Yani buradaki uygulama gayet de işe yaradı. Şimdi 1 ay sonra hasat var. Biz de ne yapacağız? Hasatı gerçekleştireceğiz. Ve şeker fabrikasını teslim edeceğiz. Bu arada ben pancar makinesini satın almaya karar verdim. 471 bin euro değeri var. Tabii ne yapacağım bunun için? Hani zaten param yok. Banka kredisi borcu falan da var herhalde. 250 bin öderiz. Çorba satacağız. Tabii yine çorba satacağız. Çorbayı satıp fabrikamda çorbalar birikti. Çorbalar. O zeytinyağı falan dolmuş. Önemli değil, kalsın. Zeytin bahçesine falan hiç bakamadım zaten. Anca bunlara yetişebildim. Şimdi burada ne satacağım? Havuç çorbasıyla. Kırmızı pancar çorbasını komple sattığımda zaten o para çıkar da. Şurada fazla olanların işte komplesini satacağım. Onların satışını bu bölümde size göstermeyeceğim. Zaten biliyorsunuz olayların ne olduğunu. Oraya atlayacağım. Şimdi onları satarak şu cihazı alacağız. Şu ekip aracı. Ya gerçekten müthiş bir teknoloji. Şu gerçekten TL karşılığına da baktım. 15 milyon 500 bin Türk lirası gibi bir değeri var. Yani gerçekten müthiş bir cihaz. Bunu satın alacağım. Ya bunun için de işte bir 500 bin lira daha para lazım bize. Çünkü yasa kiralaya da bilirim ama elimizde bulunsun bu güzel bir makine. Bunu sürekli kullanırız şeker yapımında, şeker üretiminde ya da kiralarım, emin değilim.
Şu an için almayı düşünüyorum ama belki sonradan fikrim değişir, kira alırım. Bakın şu alanları gördünüz mü? Bak şu şekilde olan alanların hepsini bakın tertemiz yaptı. Yani nitrojendeki hedefimiz 200 kilograma kadar 180'lere. İşte 140-180. Burada bizim hedefimiz şu 100 veya 120 alanları yok etmek. Yani dedik yani değer ne kadar şuralardaysa verim o kadar iyidir. Değer ne kadar şuralardaysa bakın şu tarlada mesela. Şurada %120, %115 olan alanlar gerçekten iyi değerler. Hani verimin en çok olacağı alan burası diyor. Tohum oranları düşüremedim. Dediğim gibi ama şuralar mesela bakın şimdi geçecek orayı. İzleyelim. Yani buralardaki nitrojen oranlarını gerçekten olumlu anlamda etkiledi ve yani orada bize verimi katkı sağladı. Ve X'e bastığımızda zaten şöyle yapıp bakın şimdi gördüğünüz geçti. Yani yapabildiğini düzeltebildiğini düzeltiyor bu uygulamayla. Yani en azından bir kısmını kurtarmış olduk. Yani şurada başladık biz çünkü 0'la 20 ile 40'la başladık ve şuralara kadar düşürdük. Yani burada nitrojen de pH da kırmızıydı. pH'ı da hatta yani bir anlamda pH'ı da kurtardık diye denilebilir. Şimdi ama nitrojenle verim anlamında bir tık üst seviyeye taşıdık. Şimdi orayı bitirecek. Yani buradaki hassas tarımdaki amaç topraktan analiz yaparak en başta başladığımız bakın topraktan analizi yaptık ilk aşamada. İkinci aşamada şimdi ilk başta toprağınızı sürdünüz. Yani hasattan sonra toprağınızı pulluklarla, sabanlarla sürdünüz. İkinci aşamada toprak analiz cihazıyla toprak analizlerini komple bütün tarlalarınızı yaptınız yani. İki tanesi için söylüyorum. Bunları yaptıktan sonra sıvı hayvan gübresi gerçekten çok önemli. Oradaki nasıl etkilediğini, değerleri, miktarları nasıl etkilediğini gördünüz kendi gözünüzle. Ve en son olarak da şimdi bu normal katı gübre dediğimiz, suni gübre dediğimiz mineral gübre uygulaması yapıyoruz şimdi. Normal suni gübre cihazı var gördüğünüz gibi. Bu suni gübre cihazıyla ne yaptık? Şu an mineral gübre uygulaması yapıyoruz ve sol üst köşeye baktığınızda şu anki değerlerin bakın sağ tarafa doğru çektiğini göreceksiniz. Yani şu sağ tarafa çekilmesi demek ne demek? Mevcut olanların iyi duruma gelmesi demek. Yani sıfırdan aldığımız şeyi 120'lere, 200'lere, 220'lere çıkardık. Yani hedefe ulaştık. Bu arkadaşımızın burada yani yapacağı başka bir şey var mı bilmiyorum. Ben bunu bir kendi haline bırakacağım. Bu bir geçsin. Şu kontrollerini yapsın. Evet, burada. Ben Mart ayını atladım. Buraya hiçbir şey yapmadım tabii. Hatta buralara giremedim. Bakın marşlama falan var. Yani öyle olaylar var ki hani şeyde marşlama olayı var mesela. Ya şu yaprakları benim kesmem lazımdı. Diplerini sürmem lazım. Marşlama olayını yaptığımız ekipmanlar şunlar. Önce yaprakları şunla keseceğiz. Şu aletle. Şu ekipmanla keseceğiz. Yani o çiçekleri, yaprakları aralara tek tek gireceğiz. Aynı hasattaki gibi. Sonra da bununla diplerini bir havalandıracağız. Ardından tekrar şu gübreleme işini yapacağız. Yani bu iş çok uzun süreceği için bu sezon yani geçen seneki hasatımızdan sonra bu sefer o işe hiç giremedik. Böyle asmalar duruyor. Burada garajları her şeyi yine sildik, süpürdük, temizledik, koyduk zaten. Burada her şeyi ekipmanlar yerlerinde biçer döveri bıçağını taşımak için kesici römork aldım. Onu da buraya getirdim. Yani şu an için burası düzenli. Bakın atıyor hala bazı noktalara. Kurtaralım diye kurtardı yani. Yapabileceği her şeyi yaptı. Ve bitirdi. Evet şimdi Ekim ayında göreceğiz. Ekim ayında hasatı var. Şeker pancarı.
Yani biraz çorba satayım, hem fabrika rahatlasın hem de ben rahatlayayım, biraz elime para da geçsin. Şu çorba satma işini bir halledelim hızlıca. Bu bölümü atlayacağım, sizleri sıkmamak adına. Sonra hasat sezonunda makine alacağız ve başlayacağız. Ben ne yaptım? Burada bütün çorbaları sattım yani. Hepsini dolan bütün çorbalar çeşitlerini sattım. Ne kaldı? Burada üç sebzeli çorba mıydı bu? Üç sebzeli çorba. O üç sebzeli çorbayı da Silverum Market'e daha önceki bölümlerde kurmuştum. Bu ağaç işlerinden dolayı. Tabi ağaç işleri bitti. Şimdi bu Silverum Market'e de bunu satacağım. Çünkü en iyi fiyatı orası veriyor. Palet başına verdiği fiyat şu. 3644, düşüşte olması önemli değil. Şuraya zaten gidemiyoruz. Yani o yüzden Silverum Market'e vermek. Bir palet fiyatı 3644 euro. O yüzden Silverum Market'e vereceğim. Şuradan döneyim hızlı bir şekilde. Bunları da Silverum Market'e vereceğiz. Ve totalde ne kazanmışız çorbada? Hep birlikte bir bakalım. Ya iyi para kazandık. Tahminim herhalde 1 milyonu geçkin bir para var. Yani çorbadan kazandığım şu an. Tabi çevre puanları da kesildi. Şimdi çorbaların hepsini sattık. Bütün çorbaları sattık. Şimdi zaten o artık şeyi alacağım. Onu kafaya koydum hani. Pancar makinesini kesinlikle alacağım. Çünkü elimizde artık nakit var. Borcu kapatacağım. 250 bin euro. Şimdi fabrikalara gelelim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 çeşit çorbayı sattım. Burada üretim devam ediyor. Peki o satılan ürünler, yani o 5 çeşit çorbadan ne kazandım? Evet, 5 çeşit çorbadan tam 1 milyon 168 bin euro para kazanmışız. Ve güzel bir para yani. 1 milyon 168 bin şurası. Bu 5 çeşit çorbadan kazandığım para. Yani arkadaşlar, gerçek anlamda çorbada para var. Hani bu işle uğraşırsanız. Hani biraz o mahsulleri almak falan problem, hani sürekli aynı şeyleri yapmak, ama gerçekten ilerledikçe para kendiliğinden geliyor size. 1 milyon 168 bin 475 euro çorbadan kazandığımız para. Şimdi hemen hızlıca çiftlik alanına döneceğim. Ardından zaten Ekim ayı geliyor. Hani şurada 1-2 gecemiz kaldı. Hemen 1-2 gece uyuyup pancar makinesini satın alıp pancar hasatına başlayalım. Arada bu çiftliğin, yani şu duvarları falan, buralara da bir peyzaj düzenlemesi, etraf çevre düzenlemesi yapacağım. Yani etrafı bir yeniden şekillendireceğiz. Hemen çiftliğe geçelim. Zamanı hızlandıralım. 1-2 gece uyuyup pancar makinesini satın alıyoruz. Ve büyük hasat başlıyor. Arada ben bilerek koyunlara falan çim vermeyi bıraktım. Ya yani neden bıraktım şu an için? Yani burada çimim var. Çim diğer tarafta da var. Hatta ineklerin falan tekrardan yemleri tamamlamam gerekiyor. Ya yapay üretimi çok fazla oluyor. O yüzden hani ölme durum olmadığı için hayvanlar, hani azalma yani sayılarında öyle bir durum olmadığı için azalma, eksilme. Ben işte çim vermiyorum şu an, çünkü orada benim bildiğiniz üzere 5 sıra, hatta 6 sıra yapağı var. Yani o yüzden bunları vermedim. Onun için yani şu an içinde vermeyi düşünmüyorum. Hani zaten şurada çok acil durum oldu mu? Çimler hazır. Çim balyaları hazır. Bu arada gelmişken şöyle şuradan bir borcu ödeyelim. Şu 250 bin euroyu sizlerle birlikte hızlıca bir ödeyelim. Çünkü artık bu gerçekten can sıkmaya başladı. Yani orada durup duruyor. Ve elimizde zaten bir sürü para var. Evet. 1 milyon 436 bin euro paramız var. Şimdi bunun 500 bin eurosunu ortalama şu büyük babaya vereceğiz. Şuraya geldik. Pancar teknolojisi. Yani sonradan yapmayacak olsak satarız. Ya da duruşu, yani ekipman sonuçta. 471.500 euro. Yani tam tamına 15 milyon 500 bin Türk lirası. Bu müthiş, harika makine. Şu plakayı değiştirelim. Sadece arka değil, hem ön hem arkada olacak bu plakamız. Şöyle. Bu müthiş cihazı artık bizim. Tam 15 milyon Türk lirasına bu cihazı satın alıyoruz. 964 bin euromuz var.
Müthiş cihazımız orada. Hemen. İyi günler, iyi günler. Müthiş cihaz. Teknoloji harikası. Grimmer Exor 6300 Platinum. Ya bunların gerçek videolarını hani gerçek anlamda izleyin arkadaşlar. Gerçekten hani bu şekilde hani farm simülatör sevenler için söylüyorum. Gerçekten müthiş ama müthiş. Hani başından kalkamıyorsunuz ya. Yani bu makinelerin hani oyuna bakın işte Rexor 6300 Platinum. Sugar Harvest yazın. Sugar Beast Harvest yazın mesela. İngilizce olarak yazın mesela. Ya müthiş şeyler çıkıyor. Hani öyle büyük cihazlar ki bunlar. Müthiş tarım teknolojileri. Yani dev tarım makineleri gerçekten çok ayrı bir dünya. Şimdi Eylül ayındayız. Eve geçelim. Eve geçelim haritadan. Haritadan geçelim. Neden uğraşıyorsak. Geldik şöyle eve. Eylül'ün 1'i, Ekim'in 1'ine geleceğiz. Ve 1 Ekim sabahı saat 8:01 ve büyük hasat için hemen şöyle bir kontrollerimizi sağlayalım. Evet, başları temizle, yani hasat et diyor. Gördüğünüz üzere şeker pancarları topraktan kendini bize gösterdi. Grimme'ye şu müthiş cihazımıza geçelim. Müthiş bir manzara, müthiş bir görüntü var. Ziyolenka'da tatlı bir Ekim sabahı, hafiften sisli puslu bir hava bizleri karşılıyor. Şu cihazıma geçeceğim hızlı bir şekilde. Evet, teknoloji harikası, müthiş cihaz. Çalıştırdık. Gerçekten kükrüyor. Bakın tekrar dinleyin sesini. Tekrar dinleyin. Gerçekten muazzam bir cihaz. Yani gerçekten kükrüyor. Ve tabii ki pancar makinelerinin en iyisi. Tüm teknolojik özelliklere sahip Rexor 6300 Platinum. Arka tekerlerine dahil hepsi, her yeri dönüyor. Şöyle yola çıkalım. Şöyle içine de bakalım. Yani gerçekten ekranlar vesaireler birebir aynı, müthiş bir teknoloji. Şimdi yastık yöntemini kullanacağım burada. Yani ilk baş sıralara yastık çektireceğim işçi ve ondan sonrasında kendim gitgelleri yaptıracağım. Şöyle cihazı açalım. Evet, müthiş makine, müthiş cihazımız açıldı. Şuradan bir tur döneceğim. Ben bu ezilme olayını kapattım. Çünkü iki tarla arası veya tarla arası gerçekten hani cihazlarla, makinalarla dönmem gerekiyor. Ve hani o dönüş mesafeleri gerçekten çok dar. O yüzden kapattım. Şimdi şöyle işçimize verelim. Ve müthiş hasat başladı. Bakalım kaç ton pancar çıkacak. Evet, göreceğiz. Müthiş cihaz. Nasıl bir çalışma sistemine sahip. Buradan alıyor. Banttan geçiriyor. Alt kanallardan geçiriyor. En son şu yan hazneden döküyor. Burada makinemiz yanlış bir hamle yapmak üzereydi ki bunu mecbur yani biz idare ettik. Şöyle gitmesini istiyoruz makinenin. Bu 1-2 sırayı gerçekten gitmemiz lazım çünkü büyük bir problem oluyor. Yani şu yan taraftaki duvarlar var ya arkadaşlar, mesela şu sağımızdaki duvar. Yani bu hani büyük bir problem. Bunun hani şey olmaması için, yani gerçek anlamda sıkıntı olmaması için burada 2-3 sıra böyle gidip gelmesi gerekiyor işçilerin. Evet, verimde ne var? Verim. Verim dedik ya hani. Ne dedim? Hassas tarımda verim. Bakın topladığım için mahsulü. Şu an verimini alıyorum ama ne oluyor? Nitrojen işte. Yani en ilginç ayrıntılardan birisi de bu. Yani bunu alıyor. Arkadaşım ne yapıyorsun? O dönemedi tabii. Ben yani buraları ben hızlıca bir halledeyim de kendim. Bıçağı biraz darmış tahmin ettiğimden.
Gerçi bunların bıçak boyutları da çok çok büyük olmuyor ama bunların bıçak boyutları belli oranlarda belli boyutlarda oluyor. Şöyle bir vereceğim tekrardan işçiye. Şimdi bana burada vereceği verimde ne gösteriyor? Bakın. Nitrojen iyi. Beklenen verim işte tonaj başına %110, %125 arası diyor. Ve bunda da tabii ki cihaz çalışırken anladım. Ne yapıyor? Bakın alırken haritada verim sayfasına gelelim. Bir arkadaşım sen ne yapıyorsun bugün ya? Neden yani ısrarla ve inatla orada gitmemekte ısrarlısın? Ben kendim yapayım bari. Bunun almaya niyeti yok çünkü ben kendim yapayım. Bakın sağ alt köşedeki normal haritamızda ne yapıyor? Tabii ki de verim haritası. Şuradan verim haritasına gelelim. İşte bu. İşte bu bakın. Verim %52. Çevre puanıyla birlikte yani. Şu anda aldığım verim %110 ile %115 arası zaten. Şöyle %110. Aynen %110 ve %115 arası verim alacağım. %115 şuradan alacağım. %110 verimi de buradan alıyorum. Yani bir toprak analizi yapmanın bizlere faydası. Çok büyük faydası var. Yani o toprak analizini yapmanın tamamen faydası bu. Ben şu kısmı atlatayım. Yani burayı bir iki sıra yastık çektireyim. Sonra devam edelim. Evet yeni bir ne yaptım? Romok satın aldım. Bu romok tabii ki de işleri kolaylaştıracak. Son teknoloji bir romok yine. Bu romokla her işi daha hızlı halledeceğiz. Bu pancarın olayı uzun süreceği için yani bu romok daha uygun olur diye düşündüm ve bu romoku aldım. Makine ne yapıyor? Makineye hemen yetişelim. Ya bu açıdan döner mi? Bir sıra daha gitsin. Bir sıra daha gitsin. Şurayı da almamış. Bir sıra daha götüreyim ondan sonra şu artık aşağıya doğru dümdüz gideceğiz. Evet artık düz bir sıra şeklinde gidiyor cihaz aşağıya doğru ve biz tabii ki onu traktörle almaya hazırız. Evet karşıda bu hasat bayağı bir uzun sürecek, bu bölümde yetişmez zaten. Yani hasatın bir kısmını şeker fabrikasına götüreceğiz ve bölümü orada sonlandıracağız. Evet güzel bir teknoloji. Şurada beklemede kalacağım. Şöyle iki tarlanın arasına geçeceğim. Yani dolduğunda hemen gidip alacağız artık. Ve buraya tabii ki de ne yapacağım? Diğer işçileri de birazdan getireceğim. O hasatın süresi bayağı uzun sürebilir. Şu an cihaz ne durumda bakalım. Evet %80'i geçtikten sonra artık %80 oranındaki şeyi de söylüyor. Pancarımız doluyor evet. İlk şeker pancarımızı aldık. Alıyoruz. Şu an durdu ve ilk şeker pancarımızı, ilk hasatımızın alıyoruz. Ya tamamen kaba düzen almıştım remorku ve yani 45 ton cihaz aldım, 45 ton da demek ki bu arkadaş alıyor. Yani buradan geri çekileceğim, bunu engellemeyeceğim artık. 45 ton şu an aldı ve şurada bekleyeceğiz. O tabii ki de aynı sıraları tekrar tekrar dönecek.
birkaç kez şeker fabrikasına teslim edeceğiz ve orayı aktif ettikten sonra bölümü burada sonlandıracağız. Bu şeker pancarı olayını zaten birçoğunuz biliyor. Yani bunu sonuna kadar zaten gösterme şansım yok. Kocaman iki tane tarla var. Yani belki 500-600 ton, belki daha fazla çıkacak ve yedek depo, yani yedek soğuk hava deposu gibi oda koyacağım, odalar. Odalarda da bunu saklayacağım tabii ki fazlasını. Toprağı en başından bir ziraat mühendisi gibi bütün analizleri yaptık ve üzerinde çalışarak en iyi verimliği almak için hassas tarımın bütün teknolojilerini kullandık. Evet, o yapıyor. Hayvanlar ne durumda? Hayvanlar zaten hayvanlar yani bayağı bir şey oldu. Sıkıntıya girdi. Süt içi kapasite yok. Aslında yaprak ayıklayıp dolduracak diyeceğim de büyümeye de başladı. Yani başlama olayı. Bir bakayım ya, yaprak ayıklama olayı başlama nasıldı tam hatırlamıyorum da. Ya bildiğim kadar şu yapraklar bu alet her önüne bulduğunu yiyor ya. Aslında bu çalıştırdığı var. Kimi kimseye bırakmıyor, götürüyor yani bu. Aa, bu aşaması değil ki. Kesin bir aşamasında değil diyor. O belli bir aşamada oluyor. İşte ben hani onu tam şey yapamadım. O başlamanın belli bir aşaması vardı. Ya deneyim, tekrar deneyim ama zannetmiyorum çünkü kocaman olmuş artık. Yok, almıyor. Başlama olayı farklıydı, artık zeytinler büyüyor yani. Hatta bunlar hasata mı gelmiş? Ekim mi yazıyor? O hasada hazır. Doğru ya, zeytin Ekim'de hasat ediliyordu. Ya bunda hasatı var şimdi bak. Bunda hasatı var. 40 ton kadar buradan çıkacak. Ben bunu video dışında hasat ederim. Zaten şu an yapma şansım yok onu. O yüzden zaten zamanı şöyle durduralım. Zamanı tamamen sıfırladık. Tam da hesapladığım alan kadar bak. Dönüş mesafesi kalmış aslında cihazın şu duvarlarda. Yani bu 28 sıraya almam iyi olmuş aslında. İşçi doldursun, şeker fabrikasına 1-2 tur gidelim ve bölümü sonlandıracağız. Gayet uzun bir bölüm oldu. Bunun hasatı var, orada zeytin var. Yani işleri yetiştiremiyorum. Gerçekten bir sürü iş var. Yani işler o kadar fazla ki hani arka arkaya geliyor. Yani hepsinin hasat sezonu birbiriyle çakışıyor. O yüzden hani o çakışmalardan da hani bir şekilde zamanı hani kurtarmak lazım. Gerçekten uzun zaman alıyor. Uzun saatler sürüyor. Ama keyifle sizler için, sizlerin daha keyifli videolar, bölümler izlemesi için en güzel şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. O yüzden oynarken ve hazırlarken çok mutlu oluyorum. Çok güzel oluyor, çok keyif alıyorum. Ya hatta bir tur falan götürelim fabrikaya. Zaten totalde kaç ton dolmuş, ne olmuş? Bir sonraki bölümde ona bakarız. Yani şu an 15 ton. Yanına girsem mi diye düşündüm. Pit stop mu diyorlar, ne diyorlardı ona, yani ismini de hatırlayamadım. Şuradan döneyim de altına bir gireyim, yani yanına bir gireyim. Zaten %86 doldurdu. Şu fabrikaya bir götürelim. Ondan onu da verelim ve bölümü sonlandıracağız artık. Çünkü hani baya uzun sürecek. O yüzden hani bir sonraki bölümde de kaç ton çıkmış fabrikaya, ne kadar olmuş, ona bakarız. Şimdi şöyle yaklaşacağım ona. O bizi doldursun, biz kaçıp gidelim.
Evet, 52 ton da bu alıyormuş. Hemen şuradan fabrikaya geçelim. Ya bu mahsuller nezlesini kapatmak zorundayım. Çünkü hani dediğim gibi yani bu şeyler arasında baya bir sıralar arasında baya bir şey var hani. Dar. Küçük tek bir aracın, tek bir traktörün sığacağı kadar bir mesafe var. O yüzden buraları ne yaptım? Buraları bu şekilde yani ezilmeyi kapattım artık. Ezilmeyi biliyoruz yani. O tam ters yönünü doldurduğunda ben onu almak zorunda kalacağım. O yüzden onu kapattım. Hızlıca fabrikaya geçelim. Evet, fabrikaya geldik. Şimdi bunun arka tarafında benim boşaltma alanım. Ama ben şuradan maalesef şöyle dönmek zorundayım. Ya bu kapıyı istesem kaldırabilirim de hani biraz daha fabrika havası vermek istedim. Abicim girmedi mi be? Ya niye giriyorsun ya? Bunu mu yakayım? Niye giriyorsun abicim ya? Ya bu yapay zeka beni benden alıyor ya. Zaten çıkması zor buraya. Oha, çekmiyor. Lan kaldık. Hadi. Yani zaten tonajım çok fazla ağır. Adam geliyor dibime sokuluyor. Ne var ki? Niye giriyorsun? Girme oraya. Yani girmesen ne oluyor? Yok ama illa girecek. O sistemi beğendim. Bak o demir. O demir içeri giriyor. Bak bak bak. Şeydi sisteme. Kayışlı sistemle itiyor. Bak doğru ter. Kalkmıyor. Uğraştırmıyor. Kayışlı sistem. Tık. Çok güzel bak. Bunu herkese tavsiye ederim. Bu gerçekten müthiş bir dorseymiş. Dorse diyorum. Römork. Şurada römorklara girdiğinizde oyunun orijinal römorku. Gerçekten güzel. Hoşuma gitti benim bu. Şöyle devam ediyoruz. Nerede o? Burada. Kron GX520. Fiyat bu. Gerçekten müthiş. Hoşuma gitti yani. Şimdi tekrardan bir döneyim tarlaya. O şey ne yapıyor bir bakalım. Makine ne durumda? Doldurdu herhalde ya. Bir tur daha getiririz ya da bilmiyorum. Burada bırakırız artık. Bayağı uzun oldu bölüm çünkü. Ya hiçbir şekilde müsaade etmiyorsunuz hani çıkmaya falan var ya. Şuradan bir hemen hızlıca gidelim. Burada marketin içinden geçeceğim. O zaten git gel yapıyor. Hatta bu taraftaymış bak. En başta daha. O doldurmaya devam ediyor. Yani buranın hasatı dediğim gibi çok çok uzun sürecek. Ben burayı yapacağım tabii ki de. Yan tarafta öylece şeker pancarı. Kaç ton oldu acaba? Daha %62. Evet sevgili arkadaşlar. Toprak analizi yaptık. Şeker pancarı ettik. Baya bir şey yaptık. Baya ayrıntılı bilgiler vermeye bildiğim kadarını sizlere aktarmaya çalıştım bu bölümde. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere.